Herkese selamlar. Bugün sizlere bir kampanya duyurusu yapmak için bu videoyu paylaşmak istedim. Bu kampanya aslında geçen senelerde de olan bir kampanyaydı. Can yayınlarının DNR mağazalarında belirli seçili kitaplarının 7 TL olduğu bir kampanya vardı. Geçen seneden de hatırlayacak olan arkadaşlar olacaktır diye düşünüyorum. Bu kampanya bu sene biraz zamlanmış, güncellenmiş. 7 TL olmuş 9 TL. Yani 2 TL'lik bir zam söz konusu ama aynı kampanya Yine bu senede yaz aylarında devam etmekte. Özellikle Temmuz ayı ve Ağustos ayının da sanırım belli bir bölümünü kapsayacak şekilde bu kampanya var. Açıkçası ben geçen sene YouTube kanalı açma fikrine de bu kampanyayla erişmiştim. Bu kampanyayla bu istek gelmişti bana. 7 TL kampanyasından aldığım kitapları tanıttığım bir videoyla YouTube'a giriş yapmıştım. Bu sene de Temmuz ayı gelince... Acaba tekrardan yapılacak mı? Her yıl düzenli olarak yapılıyor ama bu salgın döneminde acaba bir sekteye uğrar mı diye düşünmüştüm. Ben bu salgın sürecinde de AVM'lere hiç gitmedim. Herhangi bir kitapçıya da gitmedim doğal olarak. Dolaşmadığım için bilmiyordum kampanya olacak mı olmayacak mı diye. Geçen hafta böyle bir dolaşırken ilk defa bu sürecin üzerine bir AVM'ye girmişken bir Diyanar'a girdim. Belki bu kampanya vardır diye bakındım ama göremedim. Sorma gereği de duymadım açıkçası görevlilere. Ta ki dün'e kadar böyle bir şeyden haberim yoktu. Dün bir takipçim o eski videolarımdan birine o 7 TL kampanya videosuydu sanırım. Ona bu kampanyayı gördüm mü görmedim mi diye bir yorum yapmış. Ben de görmediğimi söyledim. Kendisiyle biraz iletişim kurduk. Sağ olsun kampanyanın hangi kitapları kapsadığı ile ilgili bana biraz bilgi verdi. Bugün de bir liste attı bana. Ben o listeyi de açıklama bölümüne link olarak ekleyeceğim. Yani hangi kitaplar 9 TL kapsamında o listeden görebilirsiniz. Liste biraz bulanık ama mümkün olduğunca net bir şekilde koymaya gayret edeceğim. Onu da söyleyeyim. Ben evime yakın bir AVM'de bir Diyanar'a uğradım bu sabah ve bu kampanyada hangi kitapların olduğunu görmek istedim. Açıkçası geçtiğimiz sene kadar geniş değil kampanyada olan kitaplar fazla değil. Bana öyle geldi. Listeyi de görünce buna emin oldum. Yani Kortazar'ın Hikaye kitabı olsun ne bileyim biraz daha pahalı diyebileceğimiz işte Salman Rushdie'nin kitapları olsun. E, bu sene kampanyada yok arkadaşlar ama ben size bu kampanyayı duyurmak istedim. Çünkü diğer kitap kanallarında da şu an herhangi bir şey görmedim. Sanırım kampanya başlayalı da birkaç gün olmuş. Bu kampanya bütün DNR'larda gördüğüm kadarıyla geçerli. Can yayınları Facebook hesaplarında e, kampanyanın geçerli olduğu şubelerini mağazalarını da yayınlamış. Ama ben e, onu size e, videoda... Ekleyeceğim göstereceğim yani oradan da bakabilirsiniz bir daha o linki bulmakla uğraşmayın diye videoya eklemeye çalışacağım ben bu kampanyadan hangi kitapları aldım üç tane kitap aldım size onları hızlıca göstereceğim yani aslında dediğim gibi benim kitap alışverişiyle şu an pek işim yok ben birazcık size bu kampanyadan bahsetmek istediğim için hem de görmüşken ilgimi çeken bazı arka kapağından okuduğum güzel bulduğum kitapları da satın almak istedim e, 3 tane kitap aldım bu 9 TL kampanyasından hemen o kitapları size göstereyim e, Tuti Name adlı bir kitap aldım Tuti Farsça'da papağan anlamına gelen bir kelime yani burada masal anlatıcımız bir papağan bu bir masal kitabı e, bu masal kitabında Olaylar 30 gün içerisinde gerçekleşiyor Ben arkasından biraz okudum size de ufak bir yerini okumak istiyorum Bu kitapta çerçeve 30 gece süren bir oyalayışın hikayesidir Mahı Şeker adında genç güzel bir kadın Kocası ticaret için başka bir yere gidince Bu yokluktan yararlanıp aşığıyla buluşmak ister Bu buluşmayı engellemek adına da Papağan yani bu kadının papağanı da 30 gece boyunca masallar anlatır ...bunu engellemek için böyle bir yola başvurur. Yani biz burada masal anlatıcısı olarak bir papağanı görüyoruz. Hoşuma gitti. Masal kitaplarıyla da biliyorsunuz e, ilgileniyorum. Daha önce okuduğum masal kitapları da oldu. Kara Karga yayınlarından. E, o yüzden hoşuma gitti. Almak istedim bu kitabı. Yani biraz Binbir Gece masallarını andıran bir kitap. Şöyle göstereyim. Diğer bir kitabım da... ...Elin Forner'a ait olan Atsız Ülke adlı kitap. E, Fransız bir yazarmış. Açıkçası yazar hakkında bir bilgim yoktu. Arkasından okuduğum kadarıyla 1914'te cephede vurularak ölüyor. Kendisi asker. Yani bu yayımlanan tek romanıymış. Tek tam romanıymış. Otobiyografik nitelikler taşıyormuş. Kendi hayatından izler varmış. E, merak ettim. ilgimi çekti. Arkasından da okuyunca bu kitabı da almak istedim. En son bunların liste fiyatlarını da söyleyeceğim. Tabi liste fiyatları bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü İnternette zaten belli bir oranda indirim oluyor ama bu kitapların internette şu an satışı var mı? Çünkü Can Yayınları'nın bu eski klasik kapaklı kitapları belki tükenmiştir. Belki internette satışı pek yoktur. Bilgim yok açıkçası. Diğeri de arkadaşlar Jack London'ın Katıksız Sevgi adlı romanı. Burada da yine Jack London'ın açıkçası ben yakın zamanda Martin Eden'ı bitirdim. Hatta Martin Eden'la ilgili de bir video çektim, montajını yaptım. Yani yayınlamaya hazır bir şekilde bekliyordu. Hafta sonunu bekliyordum. Bu kampanya araya girince sizleri de bilgilendirmek istediğim için bu videoyu bugün sıcağı sıcağına paylaşacağım. Hafta sonu da bir aksilik olmazsa pazar günü de Martin Eden üzerine bir video paylaşmayı düşünüyorum. Ben de Jack London'ı yakın zamanda okuduğum için bu kitabı da görünce indirimde zaten kendisine olan sevgim Martin Eden'la birlikte daha çok artmıştı. Bu kitabı da edinmek istedim. Yakın zamanda da okuyabilirim. Ee, burada da baş kahramanımız bir köpek. Genelde köpeklerin kahraman olduğu romanları, hikayeleri meşhurdur Jack London'ın. Burada da bu şekilde bir hikaye varmış arka kapağından okuduğum kadarıyla. Yani ben açıkçası kampanyada çok böyle dişe dokunur kitaplar görmedim. Geçen seneki gibi liste fiyatı çok pahalı olan kitaplar Görmedim e, o listeyi de size zaten link olarak bırakacağım açıklamalara oradan da bakabilirsiniz e, Bu kitapları Hoşuma gittiği için e, arka kapaklarından inceleyip aldım e, Yoksa bu kitabın liste fiyatı 21 lira Bu kitabın 17,5 Tutiname'nin ise Bakayım 22 lira Yani zaten çok aman aman pahalı kitaplar değil bu Tutiname ile ilgili de şunu söyleyeyim az önce söylemedim Behçet Necati Gil'in ön sözüyle, Behçet Necati Gil'in Türkçesiyle e, ibaresi var burada. O da dikkatimi çekti açıkçası. E, farklı klasikler de vardı. E, az bilinen e, dünya edebiyatından yazarların e, klasik sayılabilecek kitapları da vardı. Ama dediğim gibi e, ben sadece şöyle arka kapaklarından incelediğim kadarıyla aldım. E, lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Siz de yakınınızdaki bir Diyanar'a uğrayarak kitaplara bakabilirsiniz. Çünkü bu kampanyanın şöyle bir özelliği var. Bu kampanyadaki kitaplar şubeden şubeye değişiklik gösteriyor. Yani bir şubeye gidiyorsunuz bambaşka kitaplar var. Öbür şubeye gittiğinizde bambaşka kitaplar var. Yani aradığınız kitabı bulmanız için bazen birçok şube dolaşmanız gerekebiliyor. Biraz da şans işi. O yüzden listeden bakıp giderseniz boşu boşuna yorulmazsınız. Özellikle bu salgın dönemi de kendinizi kalabalık ortamlara sokarak riske atmazsınız. Ben bu şekilde sizi bilgilendirmek için bu videoyu çekmek istedim. Hafta sonu da Martin Eden videosuyla karşınızda olacağım. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de bu kampanya dahilinde almış olduğunuz kitapları yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.